Merhaba, ben Çağla Kavaş. Bugün Entrekom'la harekete geçenler söyleşileri kapsamında Podcast Promoters programımızın ikinci aşamasına geçmiş olan Bytepost'tan bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu sohbette bize Serkan Aygören eşlik edecek. Şimdi onu da fazla bekletmeden yayını almak istiyorum izninizle. Serkan Bey, merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi sormalı. Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle tebrik ediyorum ikinci aşamamıza geçtiğiniz için sizleri. Rica ederim. Ben çok mutluyum sizi yayınımızda ağırladığımız için. Çünkü ben de bir bisiklet severim. Bisiklet kullanıcısıyım. Harika. Bunu duymak çok güzel. Teşekkür ederim. Yani çocukluğumdan beri bisiklete çok düşkünüm. Şu anda da bir katlanır bisikletim var, onunla turluyorum Boğaz'da. O yüzden merakla yani sizi dinlemeyi ve Bytepost'u dinlemeyi merakla bekliyorum diyebilirim. Kısaca istiyorsanız, buyurun. Buyurun. Yok, ben buyurun. Kısaca istiyorsanız sizi tanıyalım, bir ekibi tanıyalım. Şöyle, ekibimiz benle birlikte 4 kişi. Yine aslında ekip arkadaşlarımız, biz temelde 2 kişiyiz. Bisiklet rehberi arkadaşımız Aytaç ve ben. Diğer 2 arkadaşımız Nurcan ve Hüseyin'i Entrekom sayesinde ulaştık. Buradaki havuzdan ulaştık onlara. Ben turizmciyim, alaylıyım. Yaklaşık 15 yaşında bel boylukla başladım bu işe ve çok 47 yaşındayım. Uzun yıllardır da turizmin içindeyim. Bisikletle turizm ve bisikletle bir yaşantım var İstanbul gibi marka bir kentte ve çok büyük eksiklikleri var. Dolayısıyla ekoturizm ve bisikletli turizm üzerine bir şeyler yapmak sürekli hayalimdi. Bu kapsamda daha önce yaptığımız yine bisikletli turlarla birlikte bu projenin adımlarını da yavaş yavaş atmış olmuşuz aslında bir anlamda. Sonrasında çok ciddi biçimde buna kafa yorduğumuzda en nihayetinde böyle bir şekle büründü. Tam da o sırada Entrekom'un duyurusunu gördüm. Başvurdum, kabul edildi. İlk aşamayı da geçtik. Hatta en çok beğenilen projelerden biriydi. Öyle Evet. dediler, bilmiyorum. Bakalım şimdi de emin adımlarla devam etmeye çalışıyoruz. Peki biraz girişim içeriğinden bahsedersek, yani kullanıcıya ne sunuyorsunuz, fikir nasıl tam olarak ortaya çıktı sizin için? İçerikten biraz bahsedersek. Tabii ki şöyle, turizm tarafında bisikletli turizmin, aslında Anadolu ekoturizm ama bisikletli turizmi daha değerli hale nasıl getirebilirizden çıktık yola. Ve hali hazırda bunu da deneyimledik defalarca. Yani bisikletli turlar düzenledik İstanbul'da, özellikle tarihi yarımada'da. Yabancı ağırlıklı olarak yabancı turistlere yönelik ama yerli turistlere yönelik de çalışmalarımız oldu. Özellikle Avrupa'da ve dünyanın genelinde bisiklet turizminin değerinin bilindiği yerlerde böyle bir kavram var. Bisiklet dostu işletme kavramı var. Ve bu kavram çok değerli. Yabancı bir turist için özellikle Avrupa kafasında dediğimiz turistler için böyle bir farkındalıkla karşılarına çıkmak otelci tarafında çok büyük bir avantaj olabilir. Biz de bu değeri otelcilere sunmak istiyoruz. Kısaca projemiz dahilinde yer almak isteyen otelciler sistemden 3, 5 vesaire ebatlarda çeşitli paketlerde şeylerimiz var, paket gruplarımız var. Bisikletler alıyorlar, otellerine koyuyorlar ve bir aplikasyon aracılığıyla otele gelen turist bisiklet kiralama, rehberli ya da rehbersiz bisiklet turuna katılma opsiyonlarına sahip oluyor. Ve bu otel için çok büyük bir değer. Çünkü 10 yıl öncesine kadar otelciler, otel sahipleri ya da müdürleri otelleri pazarlarken, tur operatörlerine ihtiyaç duyarken bugün B2B ya da B2C tarafta birçok platform sayesinde kendileri bunu çok rahatlıkla yapabiliyorlar. Dolayısıyla bisiklet dostu işletme, 1 yıldızlı, 2 yıldızlı, 3 yıldızlı ki sistemimize girdiklerinde otomatikman zaten 3 yıldızlı bir bisiklet dostu otel oluyorlar.
Booking.com, Hotels.com gibi B2C platformlarda ya da diğer B2B platformlarda bunu bir ayrı bir özellik olarak belirtebiliyorlar. Bu yönde de pazarlarını daha kıymetli ya da farklı müşterilere sunmuş oluyorlar. Bu onlar için çok büyük bir değer. Biz de aplikasyon aracılığıyla tüm bu sistemleri otomatikleştirip onları tüm bu yüklerden kurtarıyoruz. İşte bisikletin kiralanması, geri getirilmesi bilmem ne. Çünkü hali hazırda sistemle birlikte cepten kontrol edilebilen kilit sistemi var. Dolayısıyla bisikletler resepsiyonda veya otelin önünde dururken turist onu gördüğü zaman beraberinde bisikletlerin yanında bir bilgilendirme panosundaki yer alan QR kodundan aplikasyonu indirip odasına yerleşip sonra inip hemen kiralama ya da tur alımını yapıp kolaylıkla kullanabiliyor bu şekilde. Aslında anladığım kadarıyla müşteri için de bu iyi bir şey. Çünkü şu an kendimi yerine koyuyorum. Mesela bir yazlık yere gittiğimde orayı bilmiyorsam eğer ben bir araba kiralamaktansa örneğin ya da yürümekse, toplu taşımaysa ki pandemi şartları da vardı. Bisiklet kiralamak en mantıklı gibi duruyor. Hem vakit geçirmek için hem nitekim spor, değil mi? Kesinlikle öyle. Hali hazırda ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan e-bike gibi ve işte diğer lokal şehirlerde benzer modeller var. Ama bu modeller tüm halka açık ve sadece işte o bisiklet alıp kiralıyorsunuz. Ama bizim sistemimiz içerisinde müşteriye özel karbon ayak izi hesabı, işte gideceği rotada mesela bisikletli turistin bir tarafta örneğin vegan vejetaryen eğilimi olan bir kitledir o belli bir düzeyde. İşte rota üzerindeki restoranlar, o tarz detaylı bilgiler ya da işte yapmak istediği kültürel turlarla ilgili detaylı bilgiler de ayrıca yer alacak. Bu uygulama içinde gösterilecek. Tabii hepsi içinde. Böylelikle o zaman anladığım kadarıyla bir esnaflarla da bir anlaşma olacak mı? Tabii kesinlikle. Benzer bir çalışmayı biz hani öncesinde, şimdi artık herkes onu kendisi yapabiliyor ama Google'da haritalama yöntemi ya da Google haritada işletme yerini belirleme yöntemi gibi bir çalışmamız da olmuştu öncesinde. Benzer bir çalışmayı yine bunda yapacağız. Çalışıyor, birlikte çalışacak olduğumuz işletmelere işte logo sticker'la mutlaka onu belirtip onun da özelliklerini ve detaylarını mutlaka belirtmiş olacağız aplikasyon içerisinde var olan rota üzerinde. Süper. O zaman biraz da girişim tanıdığımıza göre Podcastpreneurs programını kısmına geçelim. Ben tabii şeyi merak ediyorum. Yani ByPulse için Podcastpreneurs ne aşamada geldi? Yani şu anda sizin fikrinizi geliştirmede yardımcı oldu mu? Nasıl buldunuz? Nasıl başvurdunuz? Bunları merak ediyorum. Ya öyle bir anda karşıma çıktı ki hani bu tam pandemi döneminde işte malum turizmle uğraştığım için işlerimiz sekteye uğradı vesaire. Ben mesela İran'da bir firmaya danışmanlık veriyordum. Onların işleri tamamen bitti. Çünkü Covid'den çok büyük etkilenen bir şey ülke İran maalesef. Tam bu süreçte sevgili Enes'i ben zaten takip ediyorum, biliyorum, keyifle. Onun paylaşımında gördüm Entrecom'u ve dedim bir şansımı deneyeyim bakalım. Çok da aslında şans da vermemiştim kendime ama genel itibarıyla hani pandemi dönemine de uygun olması sebebiyle muhtemelen kabul edildi. Bu süreçte şimdi kargaya yavrusu kuzgun görünüyor. Hani böyle herkesin bir süper girişim fikri vardır ve o böyle o fikirler çok paralar kazanır, dünyaları kurtarır falanlar. Tabii benimkisi de öyleydi ama biraz da hani işim gereği ve yaşım gereği de aslında öyle olmaması gerektiğinin farkındaydım. Nihayetinde böyle bir programla yol almanın önemini çok ciddi anlamda biliyordum ve tam o sırada çıktı karşıma Entrecom. Dolayısıyla ilk etapta işte neymiş girişimcilik, işte onun kanvas tablosunu vesaire hazırlarken işte persona neymiş, persona görüşmeleri neymiş. Mesela bizde gizli bir persona çıktı ortaya, bisiklet üreticisi.
Ben mesela şeye girmeden önce hiç bunun farkında değilmişim. İşte tüm bu adımları yavaş yavaş bilen insanlarla birlikte mentorların eşliğinde hareket ettiğinizde hemen su yüzüne çıkıyor. Zaten hani o yine bir mentorumuzun şey demesi vardı. Yani bu kelebekler uçuşması hani aşkla meşkle de mümkün ama böyle heyecanlı işlerde de karşınıza çıkıyor. İnanın onu bizzat yaşamış biri olarak çok keyif alıyorum bu ilerleyen süreçte. Güzel bir gün geçirmişsiniz anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Peki bodylik sistemi hani genel olarak mentorluklarda neler yaşadınız? Mentorlarla hatta zaten yani bir mentorla görüşmek falan böyle ütopik bir şey geliyordu. Hani fikir daha sadece fikir aşamasındayken doğru şekilde yol kat ettiğiniz zaman böyle bir sistem aracılığıyla mentorla da ne konuşacağınız ortaya çıkıyor zaten. Hani biz ilk aşamaya geçtik. O ilk aşama süresince zaten onu fark ettik. O yaptığımız şeylerle de mentor görüşmesine hazırlıyormuş sistem bizi aynı zamanda. Dolayısıyla yaptığımız görüşmelerden de çok memnun kaldık. Halihazırda şu an ikinci aşamadayız. Çok daha fazla mentorla görüşme imkanımız olacak. LinkedIn'den de takip ettiğim güzel ve kıymetli insanlar var. Halihazırda benim listemde ekliler. Hatta Emre Bey vardı. Ben birkaç kere ulaşmaya çalışmıştım, ulaşamamıştım ama bu sabah mentorluk saatini yakaladım ve onunla pazartesi günü görüşeceğiz inşallah. Süper. Dolayısıyla çok memnunum, çok keyifli yani. Evet, izleyenlere onu da söyleyelim. Bizim bu programımızdan ikinci aşamaya geçen girişimlere mentorluk sisteminden daha kapsamlı bir mentorluk çalışması oluyor aslında. Kesinlikle. Serkan Bey'in bahsettiği de o. Tabii ki ilk aşamada da mentorluklar vardı. Sanırım 3 mentorla falan görüşmüştünüz. Evet, 3 mentorla görüşme yaptım. Bunun dışında bir de buddy'leriniz vardı. Her ekibin buddy'si. Doğru. Onun hakkında ne söylemek istersiniz? Ha şöyle tabii ki yani şimdi ilk grubu oluşturduğum şöyle de hani ilk başta belirttim yine üzerinden geçmekte fayda var. Mesela Entrekom'a dahil olduğumda biz sadece 2 kişiydik. Dolayısıyla mesela sevgili Hüseyin dahil olmak istedi. Kendisi iş analisti. Bizim için çok büyük bir avantaj. Normalde öyle birini ben bulamazdım kendi şartlarımda. Sevgili Nurcan var. O da böyle birçok projeye katılmış. Arı gibi hala projeler arasında koşturan çok cici bir arkadaşımız. Ben de ona sormuştum. O da onu kabul etmişti. Onlara ulaştık. Ve bu süreç içerisinde Entrekom'un sistemine girdikten sonra da haftalık olarak İşte pazardan pazara görüşmelerimiz, yapmamız gereken şeyler, bu süreçte adım adım ilerlememiz gereken adımlar vardı. Ve her gruba bir buddy atandı. Dolayısıyla en ufak bir şeyle biz gerekli soruyu buddy'ye sorduğumuzda anında yanıt aldık. Ya da onu çok daha üzerinde bir bilgi ise, vermesi gereken bir bilgi ise o üst tarafa sordu, yanıtını aldı, bize yönlendirdi. Ya da gerekli kişiyi direkt bize yönlendirdi. Bu sayede hemen kısaca çözüme ulaşmış olduk. O zaman şunu söylemekte de fayda var. Ekibinizin tam olmasına gerek yok demek ki bu tip bir organizasyon. Ama sizin dediğiniz Kesinlikle. gibi evet yeni ekip arkadaşları bulabiliyorsunuz. Belki de daha da yarar sağlayacak kişiler bunlar. Evet. Böyle de düşünebilir yani izleyenlerimiz. İlla bir ekibe sahip olmanız gerekmiyor. Peki şu anda ikinci aşamaya geçtiniz. Evet, Entrekom'la bir işbirliği içindeyiz. Peki gelecekteki hayalleriniz neler Barkals için? Gelecekteki hayallerim çok değişti. Bir kere İlk başta hazırladığımız kanvas değişti. Hani her şeyden önce gizli personamızı bulduk. Onunla ilgili detaylandırdık projeyi. Dün akşam çok güzel bir buluşma vardı. Çok verimli geçti. Çünkü hani temel anlamda projeyi geliştirdiğiniz zaman ne satacaksınız, nasıl satacaksınız, ne kadara, kimlere vesaire gibi bir sürü detaylar var. Değerli fikrinizin ya da projenizin değerli olması tarafı bu anlamda çok önemli. Onunla ilgili çok güzel bir 2 saatlik bir program vardı dün akşam. Şimdi onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Önceden sadece hayal olarak duruyordu bir kenarda. Yani yaklaşık ben bu fikre 5 yıldır falan kafa yoruyorum. Yani dolayısıyla şimdi hızlı adımlarla gidiyoruz.
Çok da eminim kendimden. Artı projemi bir anlamda global çapta görüyorum. Çünkü çok niş bir konuda, farklı bir detayda bir proje. Neticelendirebilirsek de bazı komşu ülkelerde de geliştirme imkanı olacak. O konudaki fikirlerimi de rahatça o şeye erişmiş oldum. Yani evet. Peki bu soruyu kendim için sormak istiyorum şu anda. Tamam. Sizce bu bisiklet popülaritesi Türkiye'de seneler içinde artacak mı? Yani bir Hollanda olamayız belki ama yaklaşır mıyız? Ya şimdi genelde bunu pek söylemiyorum. Çok ütopik duruyor ama emin ol Çağla, Türkiye'de bisikletli yaşamın daha hızlı gündelik hayata adapte olabilmesi için böyle projelere ihtiyaç var. Ben buna inanıyorum. Bizim insanımız bu işten para kazanıldığını öğrenirse çok ciddi biçimde farklı bir etkisi olur. Çünkü bu sadece İstanbul'da olacak olan bir şey değil. Tamamen hani özellikle Ege tarafında, hatta bu konuda Eurovelo diye bir bisiklet network'ü var Avrupa'da. Biz de adaydık. 2 sene önce kabul edildik bu network'e. 2 ana bisiklet yolu bizim Trakya sınırında bitiyor. Yunanistan'da ve Bulgaristan'da bitiyor. Numaralarını hatırlamıyorum tam şu anda ama Ege hangi bir üniversite hocası bu işlere kafa yordu. Buradan İsviçre'ye gittiler bilmem ne falan filan. Ve bizim Ege tarafında İzmir bölgesinde ve aşağı doğru belli bir rota şu an kabul edildi sisteme. Dolayısıyla bu tarz, yani başkaları da olur inşallah, başka projeler de olur. Bu tarz projelerle o farkındalığın çok daha hızlanacağına inanıyorum ben. Bakalım hayırlısı, inşallah hayata geçirebilirsek. En büyük amaçlarımızdan biri o. Genelde bunu zikretmiyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. Mesela ekip arkadaşlarımız bilir, olsalar da onlar da beni tasdik edeceklerdi. Gerçekten hani Türkiye şartlarında bisikletli yaşantının daha hızlı yol alabilmesi için güzel bir fikir diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Kesinlikle. Yani insanları bilinçlendirmek açısından da bence kesinlikle öyle. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ilk araba kullanıcılarının bir bisikletliye saygı göstermesi, sonrasında da bunların gelişmesi kesinlikle bu tip girişimlerle olacak bir şey. Dediğim gibi hani benim projenin hayata geçirmek istememin en büyük sebeplerinden biri de bu. Benim de bisikletli bir yaşantım var. İşte Ali Bey Köy'den İstanbul merkezine doğru gidip geliyorum. Yani trafikteki sorunların birçoğunu ben de yaşıyorum diğerleri gibi. Hatta kazalar vesaireler, bunlar çok üzücü. Dediğim gibi bu ne yazık ki bizim bu toprakların şeyi bu. Yani buna biz bir değer atadığımız zaman, bu Avrupa'da olsaydık insani bir değer olacaktı. O zaman kabul görecekti. Ama ne yazık ki böyle bir coğrafyada, biraz da Orta Doğu'ya doğru, biraz daha maddi bir değer katmak gerekiyor. O zaman insanlar bunu fark edecek diye düşünüyorum. O zaman son olarak izleyicilerimiz için şunu sormak istiyorum size. Şu anda bizi izleyenler arasında genç girişimciler de olabilir diye sormak istiyorum. Onlara önerebileceğiniz bir hayat tecrübesi de olabilir. Söylemek istedikleriniz bir şey var mı? Keşke bu soru hani bunu tam anlamıyla hayata geçirdikten sonra gelmiş olsa da böyle dolu dolu cevaplayabilsem. Ben de daha çok yolun, yani biz de rica ederim, biz de daha yolun çok başındayız. Ne söyleyebilirim? Şöyle, bildikleri bir konuda çok daha rahat hareket edebilirler. Hani çok temel düzeyde, çünkü benden başka söz söyleyebilecek birçok insan var. Girişim yapmak istedikleri konuda ya çok iyi kendilerini eğitmeleri lazım, deli gibi, eğer bilmedikleri bir mevzuysa öğrenmeleri lazım, ya da kendi hobileri olabilir, ilgi alanları olabilir, uzmanlıkları olabilir, okudukları bölüm olabilir. O konuda girişim denemesi yapmaları, girişimle uğraşmaları
onlar için çok daha, yani onları 1-0, 2-0 önde başlatacaktır diğerlerinin nazarına. Aslında demek istiyorsunuz ki insanlar çevrelerini incelesin. Tabii ki. Yani o kendi alanlarındaki şeylerde o detayları, o farklılıkları daha rahat görebilirler. Evet, süper. Ben de size katılıyorum. Girişimciler bir hayatlarındaki kendi sorunlarından ya da sizin gibi hani iş hayatıyla ilgili şeyleri, girişimleri dönüştürebilirler. Genelde böyle oluyor zaten. Pes etmeden buna devam etmeliler diye düşünüyorum ben de. Evet, ben de öyle düşünüyorum. O zaman size çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Çok mutlu oldum ben de. Entrocom'la beraber inşallah çok güzel işler başarırız beraber. İnşallah. İnşallah. İzleyenler için de şunu söylemek istiyorum. Sizler de Podcast Planners programına başvurabilirsiniz. Yakın zamanda tekrar başvuru başlayacak. Evet. Bunları sosyal medya hesaplarımızdan, LinkedIn hesaplarımızdan Entrocom'a girerek takip edebilirsiniz diyeyim. Ve yayını burada sonlandırayım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Thank you.